Herkese merhaba canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gözümü açtım, kendimi mutfakta buldum. Bugün Esra'lardayız. Dün gece burada kaldık biliyorsunuz. Serdar abi çıktı hastaneden. Armağan'la geldiler. Şu benim yaptığım karbonatlı pişi var ya, Esra ondan istedi kahvaltıya. Şimdi karbonatlı pişi yapacağız hep beraber. Bizimkiler hastaneden çıktıktan sonra bize haber verdikleri için elimiz ayağımız birbirine dolanmış durumda. İnsan hastaneden çıkmadan önce der ki yarım saate çıkacağız, bir saate çıkacağız. Hiç. Bir söyleyin ya. Biz de ona göre hazırlayalım. Aa, geldiler şimdi, hepsi aç oturuyorlar. Pişilerimiz hazır efendim. Böyle burada kahvaltı masamız da hazır. Bir tek yumurtamız eksik kaldı. Onu da yapacağız şimdi. Pişiler çok iyi oldu ama yine her zamanki gibi pufidik pufidik pişilerim. Yapın, yaptırın. Eve geldik arkadaşlar. Üstümüzü, başımızı değiştirdik. Oturduk. Daha yarım saat falan oldu herhalde geleli. Kahvaltıyı yaptık. Kahvaltıdan sonra Esra mutfağı falan topladı. Gelecektik kahvaltıdan sonra. Dedi kahve içmeden bir yere bırakmam. O da kahve koyduk, ben de kahve koyduk. Hepimiz istediğimiz kahveyi, ondan kahve için oturduk. Saat 2 falan da herhalde onlardan çıktığımızda. İşte şu anda 2.30'a falan geliyorsa. Geldik bir üstümüzü falan değiştirdik. Dün zaten gitmeden mutfağımı falan toplamıştım. Makinenin içinde bulaşık çok az, o yüzden çalıştırmadım. Biraz dinlendikten sonra çalıştıracağım onu. Sonra yapacak ütülerim var. Akşam yemeği olarak ne yapacağım onu düşüneyim uyurken. Şimdi biraz uyumak istiyorum çünkü sabaha kadar oturduk. Saat 4.30 falandı biz yattığımızda. Esra'nın yan komşusu da vardı. Dervişanlı diye bir abla. Çok tatlı, çok böyle kafa dengi. Muhabbet sarıyor. Onunla falan oturduk işte. Muhabbet, sohbet derken sabaha ettik. Armağan da işte Serdar abiyle beraber geldiler. Serdar abi iyi maşallah. Bir şey yok, bir sıkıntısı yok. Yürüyor, ediyor. İştah keyfi yerinde. Onlar da gece çok uyuyamamışlar. Hastanede zaten çok uyumuyor. Hele refakatçiysen hiç uyumuyor. Yani ben en azından annemin başında çok kaldığım için kolay kolay uyuyamazdım yani hastanede. Ya yerini yadırgıyorsun ya ortamın hastane olduğunu biliyorsun. Ondan mı? Yani tavşan uykusu gibi uyuyorsun uyurken zaten. Ondan şimdi biraz uzanacağım, dinleneceğim. Ondan sonra bir kalkar, yemek yaparız herhalde. Sonra bir de dediğim gibi şu dağ gibi olan ütülerim var. Evin içinde giydiklerimi ütülemeyeceğim vallahi, ayıracağım onları. Bir dışarıda giyeceklerimizle Elis'in giyeceklerini ütüleriz, kıyafetlerini. Değil mi? Ton. Bakın ne yapıyorum. Ay bir dakika ayağım acıdı. Onları ütülerim işte. Ondan sonra da bakarız ya. Bakacağız artık yani. Ama şu an bir uzanıp dinlenmek istiyorum. Bir uyumak istiyorum yani böyle 1-2 saat kadar. Elis'i de zaten uyutacağım için öyle uykusuna yatıracağım. Eliz, Armağan, ben hep beraber uyuruz artık bugün. Öyle. Valla. Gideyim ben birazcık dinleneyim o zaman. Uyandıktan sonra görüşeceğiz tekrar. Anne, bunu niye oynamıyoruz? Onun içindeki paraları yok anneciğim. Yok mu? Oyun almıştım ya bu yılbaşı zamanında, Forbest'ten bir tane göstermiştim. Büyük. Onun içinde oyun parası çıkmadı. Oyunun her şeyi çıktı, oyun parası çıkmadı. 5 liraya aldığım için de tekrar gidip değiştirmek istemedim. Öyle duruyor. Ona bir çözüm bulacağız artık. Neyse hadi gel bakalım. Sütümüzü içelim biraz uyuyalım, tamam mı? Anne ben biraz oyun oynayabilir miyim? Tamam sen oyna ben oynayayım. Tamam. Tamam diyor ya. Sözde 1-2 saat uyuyup kalkacaktım. Şu an saat 8. Kaldırmamışlar da beni. 3.30'da mı ne uyudum? 4 mü? Öyle bir şey uyudum işte 4'lerde falan. Şu an saat 8. Gece nasıl uyuyacağım? Zaten geceleri uyumuyordum. Bir şey değişmeyecek gene de. Yandık, bittik. Bu saatten sonra ütü mütü hak getire. Şimdi dolaptan şey çıkardım. Sucuk falan çıkardım. Hepsi uyumuş benimle beraber zaten. Bir benden 5-10 dakika önce falan kalkmışlar. Onların sesine ben kalktım. Esra'yı aradım. Daha doğrusu Esra beni aramış. Cevapsız arama vardı. Esra'yı aradım. O da şarj aletimi unutmuşum orada. Onu söyledi. Seymen de burada defterini, kalem kutusunu unutmuş. Armağan çıktı şimdi yasaklar başlamadan benim şarj aletini alıp gelecek. Ben şey çıkardım artık dolaptan. Sucuk falan çıkardım. Tost yapacağım yani. Bu saatten sonra yemek yap, ye. Çok uzun sürecek. O yüzden tost yapacağım, yapacak başka bir şey yok. Uyumuş kalmışım. Ütü kalacak herhalde ya. Aptal gibi oldum şu an gerçekten. Sucuklar kızardı. Kaşarlarını atacağım şimdi. Sonra sucukları koyacağız. Sonra domatesimiz. Domatesimiz nerede? Orada annelim keseceğiz. Hemen size getiriyorum şefçi. Şefçi diye bir şey yok. Şef. Şef. Alın. Teşekkür ederiz küçük hanım. Alın. Teşekkürler. Anne, ben bunu buraya koydum. Hı hı. Buradan şarkıyı açtım. Aferin sana. Lips, la lips. O şarkı açma şeyi mi anneciğim? Hı? O şarkı açma şeyi mi? Evet. Açtım. Kettle'ın altına koymuş, oradan şarkı açıyor. All the likes would likes. 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 All the likes. Şarkı alınır. Burada pili bitiyor. Pili bitsin de açardım. Ama pili bitiyor şu an. Pili bitinsin. Pili bitmesin. Bundan sonra ben kızmayacağım. O öyle kalsın. Şöyle. Anne! Petito! Petito! Tamam anneciğim olabilir. Petito ne olmuş? Yiyebilir miyim? Bir tane. Hayır şimdi değil. Yemekten sonra. Tamam. Uy Petito. En sevdiğim. Bakın Petito, Petito. Çok güzel. Petito'lu başını işte. Petito. Aa, neyi kesmedik? Bak. Bakın eti petito. Salamları ya koymayı unutmuşum. Az önce tostları çıkardım. Salamları da pişirdim koydum içine. Şimdi üstlerine şöyle birazcık yağ sürüyorum. Armağan daha gelmedi. Saat şu an tam 9. Yasaklar başladı. Aradım. Çay içiyorlarmış. Galiba geldi aşağıda bir kapı kapandı ama. Peki meyve olmakla birlikte. Bakın. Tost hazır sormadan gelir inşallah. Sorsa ısıtmayacağım onu ki. Anne. Efendim. Eti petito en sevdiğim. Eti petito en sevdiğim. Vlog'un 2. gününden herkese günaydın arkadaşlar. Akşam bıraktım sabah karşılıyorum sizi. İzmir'de mükemmel soğuk bir hava var bugün. Kar yağması bekleniyormuş İzmir'e pazartesi salı günü. Anne, Yarın anne. Yarın kar. Yarın yağmayacak anne. Ama ben yarın seni kar oynamaya götürürüm. Canım anne. Canım anne. Öyle işte kahvaltı hazırlıyoruz. Ben tabakları hazırladım ya. Şurada yumurtalar. Sucuklu yumurta Armağan'dan soracağım. O yüzden ben ellemiyorum. Anne. Özleme bezene sucuklu yumurta yapıyor. Çünkü neden sucuk erkecek? Ben bir tane bundan alabilir miyim? Al. Ya bir çocuk salatalık yer, domates yer, biber yiyor. Bildiğiniz biber yiyor. Biber istedim. Bengü gelebilir belki. O mesaj atmış. Bengü mü geldi? Belki. Belli değil. Belli değil. Kesin gelecek dedim mi? Çünkü gelene kadar herkes soruyor. Nerede kaldı? Nerede kaldı? Gelecek mi? Gelecek mi? Daha belli değil ama bir şey demedi mi? Gelebilir. De gelmedi. Gelsin. Dövme yaptırsın. Bengü deyince çocuk bile dövme yaptırsın. Merhabalar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bakamıyorum. Bak. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kaşar maşar. Kahvaltıyı yaptık, yatak odasına geldim. Şu kayınvalidemden getirdiği ısıtıcılı şeyi sereceğim yatağın altına. Ondan sonra Elis'in odasına sereceğim. Diğerinin deterjanı kurudu. Sonra da şu şeyleri yaparım. Yastık kılıfı falan vermişti ya. Onları dolaba koymaya vaktim olmadı biliyorsunuz ki. Evet. Onları falan hallederim. Yatak odasını ve Elis'in odasını hallettim. Ütüyü akşama bırakacağım. Çıkarma anneciğim pantolonları. Şimdi ne yapacağım? Elis'in kumbarasından ve kar parası birikmiş. Onu hesaplayacağım. Kumbara doldu. Şu parayı da üstüne koyamıyorum. O yüzden bunları bütünleteceğim. Bütünletmek için de önce tabii ki saymam gerekiyor. Altınlar. Altınlar. Şuraya bak. Aa. Bunları da dökelim mi? Dökelim. Ne bakalım? Hadi bakalım. Şurada bir dolar mı olacak? Elbise onu ayıralım. Şimdi ayıralım. Evet. Bir tane poşet gördüm. Ooo. Şuraya şey vardı ya. 9950. Bak bir sürü. Bunların hepsinin altın olduğunu düşünseniz ayakkabıları gidersiniz. altın. Kaç lira? 730 lira mı seyrek? Öyle bir şey. Bunların hepsi altın olsa çıldır. Değil mi? Evet. Hadi bakalım sayacağız tek tek. Paraların hepsini ayırdım. 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira. 227 lira 1 lira var. 75 liralık 50 kuruş, 57 liralık 25 kuruş, 8 liralık 5 kuruş, 23 liralık 10 kuruş var. Toplam 390 lira parası var hanımefendinin. Paraları saydık. Şimdi akşam yemeği için şuraya karnabaharları keseceğim, koyacağım. Haşlayıp kızartacağım. Yanına bir çorba bulurum herhalde. Çorba yaparım. Yemeğinden çok kızartmasını seviyoruz biz. Hı hı. Değil mi? Evet. Güzel oluyor böyle yoğurtlu falan. 5 çeyrekte online olmuş yine. Açmadım. Yok, 5 çeyrekte online olmuş WhatsApp'ta. Gene dönmedi. Güzel elma. Bugün 5 kere aradım. Şirketi de aradım. Yani herhalde söylemişlerdi. Anlamadım ki aşkım vallahi. Karnabaharı kestikten sonra bir şeye gidip geleceğim. Dışarı çıkacağım. Boya alacağım saçıma. Sevgili takipçilerim yaptığım boyaları göster diyorlar. Sizin için yeni bir saç boyama vlogu çekeceğiz. Videosu daha doğrusu. Anne. Efendim. Anne limonata vereyim misin? Limonata içtin anneciğim. Dışarı çıktım. Alışverişimi de yaptım ve eve gidiyorum. Sizin için Oryal aldım. Tabii saç boyama videosunu ayrı çekeceğim. Aldıklarımı eve gidince gösteririm ne kadar aldığımı. Bunlar bir sefere mahsus değil bu arada. Bu aldıklarımla sanırım 2-3 kere daha kullanım saç boyaması yapabilirim. O yüzden eve gideyim. Nefes alamıyorum maskeden. Eve gittiğimde neler aldık, neler almadık. Hep beraber bakarız. Evde eksik bir şey var mı diye şimdi Armağan'ı arayacağım. Varsa onları almak için uğrayacağım. Elis'in paralarını bütün ettim bu arada. Elis'in kumbarasına çıkan paradan aldım. Yanıma para almadım dedim nasıl olsa. Onları bütünleyeceğim. Elis'in kumbarasına evden para koyacağız. Eve girdim arkadaşlar. Hatta nefes nefeseyim. Ama dayanamadım. Hemen aldıklarımı göstereceğim. Fiyatlarını da söyleyeceğim. Şuradan önce bir çıkarayım. Bunun içinde fişler olacak. Bu fişlerini bulayım, geliyorum. Anneciğim onun içinde kağıt olacaktı. Nerede anne? Ne? Ha buradaymış. Tamam. Evet orada. Şu Igor'un 0.22'sini 35 liraya aldım arkadaşlar. Bu zaten normalde internette de böyle pahalı. Ondan sonra şu Palette'nin 8.1'ini bunu dip boya için kullanacağım açtıktan sonra. 8.1 ve şu Elis'in gösterdiği Igor'a bu ikisini dip boya için kullanacağım. Bunu da 13 liraya aldım. Teklisi vardı. Hani şu sadece tüp boya olarak olanı vardı 8.1'in. 9 liraydı. 7 lira da şeyiymiş oksidanı. O yüzden direkt böyle kit olarak aldım. 8.1, 13 lira, 35 lira. Şu toz açıcıyı aldım. Hemen göstereceğim. Açılıyorsa size de. Yok. Şu an kilidi var. Hemen saç açıcı toz. Morfose marka. Onun da fiyatı 61 liraymış. Ama ben 51 liraya aldım arkadaşlar. İçerisinde şu an. Bir de şöyle Oxidizing krem diye yazıyor. Markası Photon. 30 bölümlüğünü aldım. Açıcı kullanıldığında genelde... Hayır anneciğim bir saniye. Açıcı kullanıldığında genelde 40 bölümlü açıyorlar. Ama ben yakarım yapmam falan diye 30 bölüm aldım. Onu da ne kadar almışım? 13 liraya almışım. Şu üçüne toplam kaç lira verdim? Şöyle, pardon, şunu çıkaralım. 78 lira bu üçü. 35 lira da şu Igor'a. Bunu alıyorsunuz ama bunu yaklaşık bir 10 boyama falan kullanıyorsunuz. Çünkü bunların içine fındık kadar atılıyor. O yüzden o bayağı uzun süre gidiyor. Belki fiyatının pahalı olmasının sebebi de o yüzdendir. Turuncu silici diye geçiyor. Öyle işte, bu vlog'tan sonra birazdan kuaförüm Armağan Revan eşliğinde saç boyayacağız. Armağan'a boyatacağım arkaları. Oryal olmasa kendim boyarım ama sarılara gelmemesi lazım Oryal'in. Sarılara çok gelir ve bekletirsek saçım kopabilir arkadaşlar. Saçım güçlü şu an ama gene de o riski göze alamam. Şuraya kadar falan turunculuk var. Bunu böyle Armağan'la beraber açacağız. Saçım temiz. Biraz yanma olabilir derimde ama yapacak bir şey yok. O yüzden şimdi bir karnabahar yemeği yapacağım. Ama yemeğe geçmeden önce sizlere burada veda edeceğim. Bir sonraki vlog için bu videoyu editleyip kaydetmem lazım. Saç boyama videosunu çekeceğim çünkü. Bir sonraki videom cumartesi muhtemelen yayınlamış olurum. Saç boyama videosu olacak arkadaşlar. Benden istediğiniz, ben de sizin için yapıyorum. Hem böyle saçımdaki cila aktı, turuncu görünüyor. Hem bundan kurtulalım, hem de size bir faydam olsun. Neyi ne kadar koyduğumu saç videosunda göreceksiniz. O yüzden şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.